Bugün yüzleşmelerin en kalabalığını yapacağım. Burada gördüğünüz herkes suratıma söyleyecek. Evet, benle ilgili kötü buldukları her şeyi suratıma söyleyecekler. Ben karşılık vermemeye çalışacağım. Çalışacağım. Ha, çalışacaksın, verebilirsin çalışacağım. Yani. Savunabilirim kendimi belki haksız bir şey bulursam yani. şunu açıklayayım arkadaşlar, burası Multiplayer sunucusu. Ben Multiplayer'de görevimi söyleyeyim. Ben buranın patronu gibi bir şeyim aslında. Onu bir söylemiş olayım yani. Ben buranın genel yayın yönetmeni olarak geçiyorum. Ofis müdürü gibi bir şeyim yani. Şöyle bir şey, maaşlarını ben vermiyorum ama ben ne dersem it gibi yapmak zorundalar. Haksız mıyım? Haklıyım. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Hakikaten it gibi yapmak zorundayız falan böyle. Yani ona göre konuşacaklarınızı konuşun. Ayağınızı kaydırabilirim. İkili ikili mi alayım? Nasıl istersen. Sen nasıl daha rahat alıyorsan. Seni kovduracağım. Ben girebilir miyim ilk başta? Ben öyle çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. Çok fazla selahat yapıyorsun. Sen hayatın selahat, dinin, imanın selahat. Abi takipçilerine yap. Bize niye yapıyorsun abi, bir de ya? Ofiste de anasını satayım. Abi bir gün geliyor MSI'dan bahsediyor. Bir gün geliyor bilmem kimden bahsediyor. Abi, en sonunda diyor ki yani ben geçen şey hatırlamıyor yaptım. Musun? Dedi ya ofis sonrası kalın da yemek yiyelim dedi. Sonra bir baktık film çekiyoruz. Ne MSI filmi şeyle evet, MSI evet. Çekiyoruz. Abi, ya, saçma sapan hadi ya. Gene, ondan sonra bir şey daha oldu. Geldi gene işte bir şeyler yapacağız falan diye böyle bir hani övdü böyle bir markayı. Övdü MSI'yi. Dedim ki abi dedim sen hani beraber iş mi yapıyorsun? Evet dedi ya. Ulan önden bari söyle bilelim biz de hani bunun reklamını bir oğlum adam yedi dürümcünün reklamını yapıyor lan. Adamın abi, hayatı evet. Olmuş hayatı. Hayatı sen ben bu zamana kadar zaten bir yerde hesap aldım. Yani. Vallahi abartıyorsunuz yani. Şu an yaptın ne? Selahat yapmıyor musun şu an? Ne alakası var aşk olsun ne zaman Allah yaptın aşkına. Ya? Allah aşkına. Ya çevir musun, laptopu çevir. Ay ne zaman yaptım ya? Abi mavi bildiğin masa üstüne bakıp böyle yazıyormuş gibi yapıyor. Lazım değil oğlum sana şu an bu. Not tutuyorum oğlum ben sizden. Ya ne notu tutuyorsun lan boş yapıyorsun. Oo kovuldunuz. MSI notebook. Ultra ince. Ama ince. GTX 1070'te bu kadar ince laptop nerede bulacaksın sen? 1070 var içinde. İçinde 1070 var. Yeah. Benim evde de yeah, öyle durursunuz. Gamescom'a da götürdüğümüz bu değil miydi ya? Yok. Buydu değil mi? Buydu. Galiba buydu evet. Hakikaten neyse. Ulan ben para almadım kardeşim ben niye övüyorum? birimiz girelim mi yoksa sen gir. Şey bir dakika şey mi alacaksın? Tek mi alacaksın? Yani yok söyleyebilirsin. Mi? Yok hayır söyleyebilirsin. Gir vur kardeşim. Vur. Ben... Hadi başlayın. Tansiyona göre vuracağım. Kankası vur. Eğer yeri doğruya doğruya. Sen çalışkan bir adamsın. Bu kötü bir şey değil. Onda bir sıkıntı yok ama ben değilim. Ya ben çalışkan bir adam değilim abi. Ya adamın gözünden bir şey kaçsın. Bir gün işte gündemde olan bir haber kaçsın da videoyu çekmeyelim. Hani ben biraz relax istiyorum abi. Hani tamam yoğun geçsin günümüz çalışalım edelim vesaire ama hani azıcık da dinlenelim değil mi? Hani o çalışmalar arasında. Adam bir şey gördüğü zaman direkt videosunu çekiyoruz ve hani zebani gibi başında duruyor. Bu o kadar yine kötü bir şey değil ama esas kötü kısım şu. Madem bu kadar peşindesin arkadaş hazırlıyoruz tamam video çekeceğiz ben geliyorum hazırlıyorum falan gidiyorum hadi abi girelim diyorum. Abi tamam 10 dakika işim var diyor ve bekliyoruz. Haklı. Bekliyoruz yani. Haklı. O yani hani beni niye telaşa soktun? Tam böyle bir tane belki bir video izleyeceğim bir tane ne bileyim 4 dakikalık 5 dakikalık bir şarkı dinleyeceğim. Hani gün içerisinde stresimi atacağım yok abi. Yani çalışkanlık kötü bir şey değil eyvallah. Hani bizi de aslına bakarsan o tembelliği üstümüzden atmak için güzel yanı da oluyor. Onda da bir sıkıntı yok ama abi bari hani hazırla dediğinde girelim ya. Tamam haklısın Allah. Abi tamam. Abi ben çok duruyorum. Ben galiba gerçekten sana sonra söz hakkı vereceğim tamam bir daha olur konuşma. Anlatırken yükseldim. Evet sizde. Benim bir rahatsızım yok. Tavşan daha küsmüş daha haberi olmamış. Hayda. Ne bu soygu sömürüsü lan? Niye böyle buradan vuruyorsun? Yok hayır lan. Daha benim burada oğlum. Sen niye kendini yaparak rahatsızım yok harbiden. Sen? Bu arada Taylan FIFA kesen arkadaş. FIFA'da oğlum beni konuşturdunuz bak bir şey demeyeceksiniz. Benim de yok abi ben memnunum yani. Hep orun yani. Bizi dolduruyor. Oğlum belediye elinizi gömeceğiz biliyorsunuz değil mi? Ya sen de var söyle oğlum bana. Var söyle. Hadi söyle oğlum. Lan ne alınacak söyle. Abi sen kariyeri kesen adam sensin. Senin mümkün değil bir şeyin olmaması. Yok. Kariyerle ilgili bir sıkıntı yok. Neyle ilgili var kardeşim söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Vedalaşalım o zaman. Seni tanımak güzeldi Taylan. Hadi lan söyle alınmam oğlum ben. Tamam söylüyorum. Yani benim sıkıntım yok aslında tabii ki. Yok da Enis çok aslında şey ben onu öncesi şeyden de takip ediyordum. Öngözlerden de takip ediyordum filan. İşini bilen ve işini gerçekten iyi yapan skeçlerde olsun. Tamam söyle. Önden övüyor herkes. Önden övüyorum. İyi bilen biri gerçekten. Ama acayip agresif ve sinirli bir yapısı var yani gerçekten parladığında çok fena parlayan
agresif bir insan, çalışması ne zor. Ne yaptı lan sana, kırbaç mı? Yok, kırbaç mı ama genel şeyi o yani, tavrını onu hissedebiliyorsun yani. Ha, animelerde aniden ciddileşen karakterler oluyor onun gibi mi? Gibi yani, öyle aslında. Böyle gülerken bir anda böyle... Bir şey söyleyeyim mi? Yaralandım. Ya hiçbir şey beni bu kadar üzmezdi bu yorum kadar. Niye agresif olana dair mi? Sus! Gülme! Ne agresif filmi gördün lan sen benim? Agresifliği ver. Geçen de bak mesela, yine MSI iş miydi o? Halden bak şey. Hangi iş ya? Evet. Gülüyordu bir anda, sen bak seni öyle bir şey söyledi. Aa, öyle bir şey söylemedim. Söylemedi mi lan Tunca? Öyle bir şey demedi mi? Seni s**ken en sonunda dedim. Bugün o gün. Demedi mi lan? Oğlum neler söylüyorsun? Pantolonumu indirip hayır, ben senin dediğin olayı anlıyorum. Ha, ben senin dediğin olayı söylüyorum. Koyacağım mı dedim, bir şey öyle dedi. Bir şey, öyle bir şey dedi. Hayır, böyle söyleyince yanlış anlıyorsun. Ben öyle gelmedim yanına. Bak yalan anlatıyorsun. Ben çıkış yanına... yaptı. Hayır, çıkış yaptı. Ben yanına aynı şöyle geldim. Var. Net olarak yanına şöyle geldim. Oğlum bak seni s**me diye. Ama gülerek geldim. Tamam, gülerken s**sın işte. Tamam ama bu muhabbet kendi aramızdaki. Ama adam tedirgin yani olmuş, farklı anlamış. Sen gülüyorsun hani bekliyor ama senden böyle bir şey. Gelecek gibi hissettim. Orada yaptığım yorum da ayrıca, orada söylediğim şey de sana seni korumak içindi. Yok canım, sıkıntı yok. Ama işte değerimiz... Ben bundan sonra yorum yapmıyorum, tamam? Sustum ben. Lavuk hem istiyor, eleştirin. Benim de bir kalbim var, anlamıyor musun? Bak yanımda lavuk dedim, şey dedim mi arkadaşlar? Hiçbir şey demedim. Yo, harbiden... Aynen, sen bir de çıkışını al muhasebeden. Tamam, ama bir bu ayı alayım ondan sonra. Yo, yorumlarınızı cevap vereceğim. Tüm eleştiriler bitsin ondan sonra. Ben agresif olduğumu düşünmüyorum. Ama yes. Evet, bazen sert bakışa sahip olabiliyor. Ya şey yani, böyle bize çok yansıttığı bir şey değil ama böyle bir benzin damlatsan şşş diye tutuşacak bir olabilir. Şey var yani. Olabilir. Belki duşta ağlayarak hani niye böyle demedim diye. Haydi yeni gelsin. Ekip gelsin. Komple yenisi gelsin. Tamam. Biz nasıl yapıyoruz abi tazminatları? Uha Venom kardeşim, nereden bakıyorsun? Siz de kalın da. Diğer üç arkadaş bu arada kovulmadılar. Kamera arkasında şu anda duruyorlar. Hiç merak etmeyin. Başlayayım mı? Buyurun Özcan Bey. Şimdi Enes iyidir, hoştur da bir olayı var. Onu sevmiyorum bazen. Bir şey anlatıyorsun, dinliyor gibi gözüküyor ama dinlemiyor aslında. Çünkü sürekli kulaklık var. Çünkü sürekli bir meşgul. Kafası hep başka bir yerde, kulaklık olmasa dahi bir şey anlatıyorsun. Tamam. Baya Enes'in karısı böyle, gibi. Baya böyle bir uzaklara bağlıyor yani. Pardon. Konu ilgimi çekmiyorsa dinlemiyorum. genel olarak dinlemiyorum. Yok, olay şu, genelde bir şeyle uğraşmış oluyorum, evet. Uğraşıyor oluyorum. Ve bana bir şey söyleyecekleri zaman genelde şöyle söylüyorlar. Geliyorlar içeri, ben bir şeyle uğraşıyorum. Anlatmaya başlıyorlar. Abi bir Enis de önemli bir şey söyleyeceğim de bir bakar mısın de. Anlatmaya başlıyorlar, sonra Enis diyorlar. Ne oldu diyorum. Yani dinlememiş oluyorum çünkü bana hani bir şey söylendiğini anlamıyorum. Yani suratınıza bakmıyorum o sırada ya. Suratınıza bakmıyorum çünkü ekrana bakmış oluyorum o sırada. Bir şey anlattığınız zaman duymayabiliyorum gerçekten. Niye savundun şimdi? Ben sonra savunacaktık yani. Ha pardon, özür dilerim. Sonra koyarım. Sonra savunmuş gibi olurum. Bir de şey, hakikaten benim beynim küçük. Aynı anda iki iş yapamıyorum. Ciddi, bak bunu ciddi söylüyorum. Aynı anda iki iş yapamıyorum. Ben kendi alanımla ilgili bir yorum yapacağım. Espri anlayışınla ilgili. Kendini yüceltip başkalarını ezdiğin esprileri bazen çok yapıyorsun. Hem değerini kaybediyor hem de insanlar anlayamayabiliyor bunu. Farklı anlayabiliyor. Ayağını denk al. Üzüldü, yazık. Evet, o espri anlayışı seviyorum yani. İki arkadaş da benim söyleyeceğimi söyledi. Bana bir şey kalmadı. Zaten ben de ilgilenmiyor bile Enis. Hiç bana bakmıyor. Selam bile vermiyor. Yok, selam veriyor. Şaka yapıyorum. O kadar. Merhaba merhaba. Bir tek Fenerbahçe hakkında konuşabiliyoruz. Onun dışında başka konuştuğumuz bir... Ha, bir de FIFA var. Arada sırada sağ olsun fikrimi soruyor hangi oyuncu alayım diye. Ama onun dışında yok yani, Enis'le ben iletişimsiziz böyle. Ya genel olarak büyük bir sorun yaşamıyoruz ama işte insanı biraz daha dinlese iyi olacak. Bir de videolarda sürekli beni gömmeye çalışıyor. Çok gururuma dokunmaya başlıyor bazen. Sürekli ben büyüğüm diye, kocamanım diye. Yani tamam sen Allah seni böyle yani yaratmış. Tamam küçük olabilirsin ama ya beni de büyük yapmış. Ne yapayım şimdi? Benim elimde olan bir şey yok Enis'im. Güzel. Herkes fikrini böyle açık açık söylesin ki kimin ne mal olduğunu anlayalım arkadaşlar, değil mi? Çok iyi. Bu video ne için çekiliyordu bu arada? Bu video... O kadar saf sorduk ki. Okey. Bu kadarcık mı? Vallahi bu yorumlar arasından Taylan gelir misin? gel şu arkaya geçer misin bir? En ciddiye almam gereken yorumun Taylan'ın yorumu olduğunu düşünüyorum. Bir de Taylan da en rahat davrandığım insandır yani. Hiç agresif davrandığımı hatırlamıyorum ben Taylan'a. Yok ben dedim ya, bana şahsı bir şeyin yok yani de genel olarak bir agresif Taylan'a davranma. O kadar güzel davrandı ki bugüne kadar, FIFA'ları kesiyor diye zaten çocuk 3 saatlik materyalden öyle 1 saatlik bir şey çıkartmaya çalışıyor diye hep güzel davrandı bugüne kadar ama kime nasıl davranmam gerektiğini bu videoda anlamış oldum ben. Sıkıntı yok. Taylan'cığım kariyerinde başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Tamam abi. Gülme.
Agresifim ya ben. Komik değilim şeyim ya. Agresifim. Hem komik de değilmişim zaten. Onu da öğrenmiş oldum şimdi. Ama bundan sonra komik insanları dinlemen gerektiğini anladım. Seni de dinlemiyorum anladım. Şu anda. Ne dediğini de duymadım seni de şu anda. Sen de muhatap olmuyorsun. Yalnız yorumlarımızı çarpıtmayalım. Ben şey aldım. Ben al. Kim? Milletimiz kimin ne olduğunu görmüştür şu anda diye düşünüyorum. Yırttı uzandı. Orhun'u da anladım. Orhun ne demişti bana Orhun? Ha 10 dakika beni bekleyemiyormuş kendisi beyefendi. 10 dakika çok önemli. Hayat mevat meselesi var ya orada belki şirketin hayatını kurtaracak bir iş çözüyorum 10 dakika içeride. Zannediyor ki açtım porno seyrediyorum orada 10 dakika. Bir şeyim var değil mi 10 dakika? Orhun. Bir kere yakaladım. Gerçekten mi? Olur mu lan öyle şey? Olabilir yani. Seni niye dinleyemiyorum zannediyorsun Özcan? Konsantre olamıyorum yani. Ay sen o yüzden monitöre niye bakıyorsun? Böyle bakıyorum konsantre olamıyorum. O yüzden monitöre bakmamı MSI notebook çok ince arkadaşlar. Evet. Bunu da söyleyeyim. İnce seviyorsun. Oradan sonra Orhun sen de şey yapamıyor musun? 10 dakika bekleyemiyor musun? Onu da öğrenmiş oldum. Cem sana da geliyorum şu anda. Sen 10 numara bir insansın. Benle ilgili hiçbir alıp veremedin yok. Harikasın sana bayılıyorum. O zaman arkadaşlar bana gömdükleri videonun daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Bakın kapatıyorum bir daha konuşamazsınız. Hakkında ileri geri konuşturtmam. Dinlemiyoruz ki konuşalım. Ooo. Kapatırken sattı. Video daha yeni başladı. Özcan billenmiş. dokunma. temas yok lanet olsun. Bak gene. Ofansif, komik olmayan bir şaka yaptım. Hayır. Sen alınmışsın. Çok değil mi? Yaptığın sen zaman. Sen alınmışsın. Çok yaptığın zaman değer kaybediyor. Normalde sıkıntı yok. Ben de gülüyorum. Selam. Sercan'a bir şey söylemedin. Sercan'a bir şey söylemedi. Sercan bir şey söylemedi ki benimle alakalı. Selam vermiyorsun. Orada bile ben muhatap bak seni ciddiye almıyorsun. Yok Sercan'a da söyleyeyim. Ben kimseyle konuşmuyorum ki oğlum. Sanki seninle özel bir şey. Hayır herkese ne kadar konuşuyorsam o kadar konuşuyorum. Sanki öyle bir anlattı ki gidiyorum herkese böyle ne yaptın nasıl gidiyor ne ettin dedim de Sercan'a dememişim gibi anlatıyor. Abi iki senedir aynı odada duruyoruz. Yüzüme bakmıyor adam ya sen ne anlatıyorsun? Al. Faruk Bey söylüyor. Şundan dolayı burası bir iş yeri olduğu için arkadaşlar. Sizin evet. Gönlünüzü böyle sohbetler loş tutamıyorum kusura bakmayın. İş yapmam gerektiği için. Sizin gibi boş vaktim yok benim. Oturuyorlar tüm gün FIFA'da Ultimate Team'in hangi kartı açacağız diye bakıyor beyefendiler. Sonra diyor ki Enis bizde muhatap olmuyor. Yalan mı lan? Doğru, yalan mı? Haklı. Yalan mı kartı? Kovuldunuz lan hepinizi kovuyorum. Keşke öyle bir yetkim olsa kovamıyorum hiçbirinizi. Yalnız en hazır olan Sercan bence. Hani bir şey desen ağzımı kıracak değil mi oradan? Şuraya tık diye vuracak bak kadraja bak. Tık diye vursa gider. Sen gülme Taylan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah beyler çok sağ olun. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin.